Hayalleri Konya Fuarı'ndayız. Fuardayız kapsamında fuar turumuza devam ediyoruz. Şakalan standındayız. Yanımızda pazarlama ve satış direktörü Ayhan Bey var. Ayhan Bey, firmanıza ilgi nasıl? Stand çok güzel olmuş büyük gördüğüm kadarıyla. Yoğun bir ürün portföyünüz var burada yine. Biz toprağı ve çiftçiyi önemsiyoruz. Ülkemizi biliyorsunuz işte tarım her şeyimiz. Her şeyimiz topraktan geliyor. Biz de o anlamda önemsiyoruz. Ev sahibi olmamızdan dolayı da stand konusunda da şey yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Görsele dikkat ediyoruz. Sektörün de liderlerindiniz. O yüzden iyi bir fuar olsun istiyoruz. Çiftçilerimiz her ürünü görsün diye de ürün gamını da genişlettik. Çünkü makine çok fonksiyonel bir makine olduğu için sürekli değişkenlik gösteriyor. Bunların hepsini müşteriye sunmak için detaylı makineler getirdik, evet. Yenilikler nelerdir? Ziyaretçilerimize, seyircilerimize anlatalım. Ya şimdi verdiğimiz ekim makinesinden bahsedelim. Pneumatik ekim makinesinden. Bu makineyle soğanını ekebiliyor, mısırını ekebiliyor, pancarını ekebiliyor, marulunu ekebiliyor, havucunu ekebiliyor. Tabii bu makineler kendi içerisinde değişiyor. İç opsiyonlarla beraber değişiyor. O yüzden makine üzerinde teknolojik gelişimler yapıyoruz. Çağa uygun gelişimler yapıyoruz. Nedir? İşte ne kadar alan ekmiş onu gösteriyoruz. Ondan sonra sistemde tohum düşmediği zaman sistem tekrar uyarıyor. Diyor ki şu ünite üzerindeki şu an tohum dökülmedi diyor. Hem böylelikle maliyetler de değerlendirilmiş oluyor. Hem verim değerlendirilmiş oluyor. Hem müşterinin ne parası gidiyor ne zamanı gidiyor. Çünkü müşteri yılda bir defa ekimi yapıyor ve onu hasat ediyor ve oradan bir gelir elde ediyor kendisi. O yüzden bunları önemsiyoruz ve sürekli bu anlamda işin içine teknoloji katmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin ilgisi yoğun gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani işte ülkemizde biliyorsunuz ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Buna rağmen tarım her dönem kendini besliyor. Kendini besliyor. Bu son periyotta işte Şubat'ın ortası itibariyle satışlar yeniden geçen seneki performansa yaklaştı. Yani şu an %20-%30 kayıpla gidiyoruz ama inşallah daha iyi olacak. Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. Biraz sabredeceğiz. Çalışkanlığımızı göstereceğiz. İyi olacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sözün başında tarım önemli. Bu anlamda da tarım sürekli hareket görüyoruz. Sektörümüzün böyle bir avantajı var. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Firma ile ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Firmamız 1975 yılından beri makine üretiyor ve sürekli kendini geliştiriyor. Hem fabrikada işte Ar-Ge ekibimiz, hem teknolojik anlamda CNC tezgahlarımız, kaynak robotlarımız. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz artık. Türkiye'de Avrupa standartlarının üstünde tarım ekipmanları üretiliyor. Yani artık bizim yurt dışına gidip aman oradan makine getirelim, daha hassas, daha kaliteli, daha iyi. Bu algıyı şakalak tarım makineleri sildi. Artık biz gönderiyoruz Amerika'ya, Hindistan'a, Çin'e, Rusya'ya, Özbekistan'a. O yüzden artık Türkiye sanayi anlamında çok ileri gitti. Şakalak da bunların öncüsü. Eskiden işte lazerlerimiz yoktu, kaynak robotlarımız yoktu, CNC'ler yoktu. Her şey el emeği, göz nuruyla oluyordu ama şimdi işin içine bilimsellik de girdi. O yüzden şakalak Avrupa standartında üretiyor. Çiftçilerimiz gönül rahatlığıyla gelip makinalarımızı alabilir, gelip görebilir. Zaten 43 yıldır bu makinaları üretiyoruz ve artık Avrupa'dan gelmiş makinaların önüne geçtik. Bunu çiftçilerimiz de aynısını söylüyor. Daha iyiye götüreceğiz. Hem ülkemiz adına hem işte insanımız adına iyi şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Umarız iyi fuarlar diliyoruz. Size çok teşekkür ederim. Ben de size ilginizden dolayı çok sağ olun. Ondan da bir iki bilgi
alalım dedik. Teknik müdürleri Hatice Hanım'la beraberiz. Hatice Hanım merhabalar, iyi fuarlar diliyoruz. Makineler üzerinde ufak tefek değişiklikler yaptığınızı, yenilikler yaptığınızı söyledik, konuştuk az evvel. Sizden bu teknik değişikliklerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi tarım makineleriyle ilgili artık gelişim elektronik ve tarım makinelerinin büyüklükleriyle ilgili kapasite artışlarına döndü. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ekimdeki makinelerinin temel özellikleri aynı ama bunlara ilave edilen elektronik teşkilatlar ve makine büyüklükleri son yıllarda ülkemizde de bayağı rağbet görmeye başladı. Bu fuarda da yüksek kapasiteli, çok sıralı, daha hızlı, süratli ve ekim yapabilen makineler, yine toprak aletleri var sergilediğimiz. Opsiyonel özelliklerde dünyanın diğer büyük firmalarında olduğu gibi bizde de makinelerin çiftçinin isteğine bağlı olarak opsiyonel özelliklerde bayağı bir artış var. Bir makineye birkaç iş yükleme şeklinde aynı makineyle hem ilaç hem gübre atma hem ekim yapma, ekimi değişik özelliklerini kontrol edebilme gibi özellikler eklendi. Onun dışında da en önemli şey çok sıralı ekim makinalarıyla büyük toprak işleme aletleri sergiliyoruz. Ürün kapasiteleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Dediğim gibi ürün kapasiteleri dünyadaki ve ülkemizdeki traktör gücü artışına paralel olarak artıyor. Daha az iş gücü, daha kısa zamanda çok iş yapabilmek için eskiden 4'lü, 5'li, 6'lı makinalarla yapılan ekimler şimdi 8'li, 10'lu, 12'li makinalara doğru ekimde yönelim başladı. Özellikle endüstriyel bitkilerinin ekiminde, pulluklarda, toprak aletlerinde ise artık daha önceki yıllarda hayal edemeyeceğimiz büyüklükte ekim makinaları kullanılmaya başladı ülkemizde de. Çok teşekkürler Hatice Hanım. Peki firmaya ilgi nasıl? Standa ilgi nasıl? Allah'a şükür bizim firmamızda ilgi sürekli bütün fuarlarda hem yerli hem de yabancı müşterilerin ilgisini çeken ürünler var. Ürünlerimizin sunuluş şekli, imalatı ve kullandığımız malzemelerden dolayı beğeniliyor. Ürünlerimize ilgi gerçekten iyi. Biz bundan memnunuz. Çok teşekkürler Hatice Hanım. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. İyi günler. Fuar turumuza devam ediyoruz.